Cumhur Halk, vatanımızla canımız feda. Milletimize canımız feda. Ümmeti Muhammed'e canımız feda. Şanlıurfa'ya canımız feda. Allah'a emanet olun. Dualarla gitmiş olduğumuz, vatan hizmetimizi gördüğümüz ordumuzun içine de sızdılar. Milletin vergisiyle, tırnağıyla etiyle biriktirmiş olduğu tasarruflarıyla ülkesini düşmana karşı savunacak her türlü teçhizatı alan, silahı alan, makineyi alan, tankı alan bu millet maalesef bu hain Fethullah Gülen'e bağlı FETÖ'ye paralel yapı unsurları devletine, milletine, toprağına hain davranan nasıl bir anlayıştır işte bu anlayış? Çanakkale'de de yine üzerimize geldiler. Bizi haritadan silmek için, Boğaz'ı geçip İstanbul'u ele geçirmek için geldiler ve bütün güçleriyle geldiler ama başaramadılar. O zaman da bu milletin iman dolu göğsüne çarptılar. Allah'ın yardımı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Bu memleketin tırnaklarından Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bak çukura, kazı olmaz. Haydi! Bismillah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Dinamikim sevgili hemşehrilerim! Şayet tanklar çıkmış olsaydı göğsümüzü siper etmekten çekinmeyecektik. Şehadet şerbetini sizlerle beraber içmek için buralara geldik. Sadece bir partiye değil, sadece dünya lideri reisi cumhurumuza değil, İnanın ki bütün Türkiye'ye, bütün Anadolu'ya ve bütün İslam alemine karşı yapıldı. Çünkü eğer Türkiye'de sizin oylarınızla seçilmiş, helal oylarınızla seçilmiş, meşru hükümeti düşürmüş olsalardı, inanın ki yeryüzündeki ilahi kelimatullahı susturacaklardı bu zalimler, bu hainler, bu vatan hainleri. Bizler seve seve zaten şehadet şerbetini içmeye hazırdık. Bunun için geldik. Korkumuz neydi biliyor musunuz? Korkumuz İslam davalarını bitirmeleriydi. Korkumuz sizin atalarınızın şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel vatanı namusların çizmeleri altında çiğnenmeleriydi. Korkumuz buydu. Başka bir korkumuz yoktu. Nasıl olsa ölecektik ama adam gibi yaşar, aslan gibi ölürdük.